İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni bir programla ve birbirinden değerli iki konuğumuzla bu gece karşınızdayız. Sevgili ve değerli Cemal Nur Sargut ve oğlu Kerim Güç. Hepinizin bildiği üzere sevgili Cemal Nur Sargut, tasavvuf araştırmacısı, yazar ve aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı. Ve değerli oğlu Kerim Güç ise Nefes Yayın Evi Genel Müdürü ve yazar. Ben ikisine de huzurlarınızda hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Allah'a Hoş binlerce bulduk efendim. şükür. Çok iyiyiz Ela. Çok iyisiniz. Ben de Çok sizleri şükür. çok iyi gördüm. Her zamanki gibi gözlerinizden ışık saçmaktasınız. Ve Kerimcim seni de görmek ve yeni başladığım bu programda konuk olarak ağırlamak benim için ayrıca çok büyük bir keyif. Ve böyle güzel ışığıyla, sözleriyle, enerjisiyle dünyada hepimizin içini ısıtan ve aydınlatan bir anne oğulla çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Kerim, siz de Şimdi ki varsınız. Teşekkür ederiz. çok çok Onore sağ olduk. olun. Çok teşekkür ederim. Annemle de böyle bir programa katılabilmekten dolayı. Evet, sizi yan yana görmek gerçekten çok güzel. Seyircilerimizin bildikleri gibi ben de bir anne oğul hikayesi içerisindeyim. Senelerdir anne oğul beraber bir yolculuk içerisindeyiz. Ben hemen oradan başlamak istiyorum. Yaşamdan konuşmak, hayattan bahsetmek ve zorluklarla, mücadelelerle başa çıkmaya çalışırken ki bu hepimizin hayatında irili ufaklı şekilde yer alıyor. Neler yapabiliriz? Hayata bakış açınız. Benim her zaman örnek aldığım kişilerden birisi olduğu için ben Cemal Nur Hanım'a sözü bırakarak bize birazcık yaşam ve mücadeleden bahsetmesinden rica edeceğim. Ben mücadeleyi Buyurun. çok seven bir insan olarak benim için hayat, yaşamak, hareket etmek demek, mücadele etmek demek, zorluklarla savaşmak demek ve zorlukların asıl olduğu, zorlukların insana kendi hakikatini öğrettiği, kendinden memnun olma sanatını elde ettirdiği bir hakikatin içinde yaşadığımız için belayı bal görmenin zevkini yaşamak ne kadar önemlidir diye düşünüyorum. Yani hayat hadiselerle dolu. Bu hadiseleri çok büyük lütuf olarak görmek, bunların bizi dinç tuttuğunu, hayata alıştırdığını görmek, sizin gibi de güzel insanlarda bu tecrübeleri nasıl yaşandığını farklı farklı yerlerden öğrenmek ve hissetmek bana çok büyük lütuf gibi geliyor. Ben mutasavvıfların şöyle dediğini biliyorum. Allah beni sevmiyor herhalde ki bana bir zorluk vermedi. İşte Hazreti Ebubekir'in 40 gündür senden hiçbir haber alamadım Allah'ım dediğinde devesinin en sevdiği devesinin ölüm haberi gelince çok şükür selamını aldım Allah'ım diye secdeye kapandığını görüyoruz. Veyas-ı Bestami Hazretleri'nin bir süredir hiç sıkıntı yok hayatımda acaba beni sevmiyor musun Allah'ım dediğini görüyoruz. Demek ki insanı harekete getiren her olay onu varlık haline geçiriyor, yaşatıyor, kuvvetli tutuyor, idrak ettirtiyor. Hayat mücadelesi onu dinç tutuyor. Aksi takdirde ölü yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi olunca ölü yaşıyoruz. Bunu idrak etmek için zorluklar asıl diye düşünüyorum. Onun için de sizi çok büyük bir hürmet ve saygıyla izliyorum canım kızım. Ne güzel açıkladınız. Ben bunun zorluklarla mücadele eden birçok insana ışık tutan cümleler olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde insanlar hayatlarımızda hiçbir zorluk çıkmasın, mücadeleye girmeyelim. Hani keyfimiz de yerinde tıkır tıkır yaşayalım ister ama işimize geldiğinde benim çok sevdiğim bir sözü vardır Mevlana'nın. Yaranın olduğu yerden ışık içeriye girer der. Gerçekten de öyle. Kendi yaralarımızı sarmayı öğrendikten sonra aynı şekilde sizler gibi, Evet. benim de yaptığım gibi onu öğrenip yaraları sardıktan sonra insanlara da ışık olabilmek ve bu yolculuğu anlatabilmek adına bir çaba içerisine giriyoruz, değil mi? Bu da zaten bizi tatmin eden duygu. Kerimcim, şimdi sizlerin anne oğul hikayenizde, yaşamında
Bu tabii Cemal Nur'un oğlu olarak büyümek, biraz önce bahsettiği gibi mücadeleler karşısında boyun eğmek yerine dersleri alıp yola devam etmek. Sen biraz bize bunlarla ilgili hayat hikayeni anlatır mısın? Çünkü bildiğim kadarıyla uzunca bir süre yurt dışında yaşamışlığın var, daha sonra geriye dönüş kararın var. Senin nerelerde yaradan içeriye ışık girdi diye sormak istiyorum ben. Efendim, çok teşekkür ederim Özlemcim. Beni kabul ettiğin için önce bu programa çok güzel program olmasını istiyorum ben de gönülden. Annemle beraber yaşamak zaten biraz evvel de bahsetti. Onun gibi bir anneyle yaşamış olmak tabii otomatikman beni de bu hayatın içerisine itti. Şöyle ki ben her zaman bu Paulo Coelho'nun meşhur bir hikayesi vardır Simyacı kitabında. Aslında kitap bizim Mesnevi'den alınma bir hikaye. Hikaye de şöyle söylüyor. Biri bir hazine peşinde koşuyor. Daha doğrusu bir rüya görüyor o hazineyle ilgili ve hazinenin başka bir ülkede olduğunu görüyor. Dolayısıyla uzun süreler o ülkeye gidip mücadele edip o hazineyi bulmaya çalışıyor. Daha sonra o ülkede yakalanıyor, hapse atılıyor ve hapiste muhafızlardan biri diyor ki ben de aynı rüyayı görüyordum ama hazine İstanbul'da şu evin altındaydı diyor. Fark ediyor, şunu fark ediyor ki aslında hazine her zaman kendi evinin altındaymış ve dönüp hazineyi buluyor. Benim de aslında Coelho'nun belki de en çok satan kitaptır bu. Dünya üzerinde en çok çevrilmiş olan kitaptır Simyacı. Aslında bize de biraz garip geliyor. Hazreti Mevlana'nın yani Hazreti Mevlana'dan kaynaklı bir hikayeyi başka bir yazardan dinleyip onun kitaplarını almak. Aynı buna çok benziyor analojik olarak da. Şunu fark ettim ki ben. Hazine her zaman kendi evimin altındaymış. Ben çok uzun yaşında yaşadım. Orada eğitim gördüm ve orada çalıştım. 15 yıl Amerika'da kaldıktan sonra hazinenin ya araştırmalarımda, hazineleri bulma araştırmalarımda gördüm ki hazine kendi evin altındaymış. Sonuçta kazıp bulduk. Biraz derinlere inmek gerekiyor. Malum idrak kelimesi, ben etimolojiyle çok ilgilendiğim için idrak kelimesi aslında merdivenin en altındaki basamakmış. Biz de merdivenin en altına inmemiz lazım idrakımızı geliştirebilmemiz için. Onun için biraz derin kazmamız gerekiyordu. Ben de o derin kazarken sizlerin de bahsettiği gibi birçok zorluklardan, birçok mücadeleden geçtim. Ama şimdi daha huzurlu olduğuma inanıyorum. Ne kadar güzel. Evet, peki hayatı mutlu yaşamanın sırrı nedir diye sorsam Mahlur Hanım bize bu konuyla ilgili nasıl bir tüyo vermek ister? İnsanın kendi hakikatini öğrenmeye çalışması, yaratıcısıyla bu yönde ilişki kurması ve hadiseleri hoş görme sanatını elde etmesi lazım. Yani ben burada deminki sorunuza bir hikaye anlatmak isterim müsaade ederseniz. Adamın biri ekmiş bir ekinler ve Allah'a rica etmiş. Ne olur demiş. Bir kerelik bütün şartlar benim istediğim gibi olsun. Yani yağmur diyeyim yağmur yağsın. İşte rüzgar diyeyim rüzgar essin. Şu ekinlerim istediğim gibi büyüsün. Allah'ın hoşuna gitmiş. Yağmur demiş yağmur yağmış. Rüzgar demiş rüzgar çıkmış. Ekinler bütün şartlar uygun olarak son derece güzel gelişmişler. Sonra içindeki başakları toplamaya geldiğinde içinde hiçbir meyve, hiçbir başak olmadığını görmüş. Allah'a demiş ki bu kadar her şey istediğim gibi oldu. Bu ekinler dev gibi büyüdü. Allah'tan cevap gelmiş. Doğurmadılar. Çünkü hiç acı çekmediler. Her şey senin istediğin gibi oldu. İşte acı ve sıkıntının güzellikler doğuracağını ve halinden memnun olma sanatını insanı aşılayacağını öğrenmemiz lazım. Dolayısıyla Carlyle'ın dediği gibi Allah'ın takdirine boyun eğmemek akıntıya karşı kürek çeken aptalın işidir diyor. Öyle işte teslimiyet. Teslimiyet içinde ben kendimi en aktif hale nasıl geçiririm? Tıpkı sizin yaptığınız gibi. Önce hadiseyi kabullenmek, şükretmek. Çünkü hadisesi olmayan insanları gördüm ben. Bir çamaşır makinesi bozuldu diye intihar etmeyi düşünen. Yahut çocuğu 9 aldı diye intihar etmeyi düşünen anne gördüm. Şimdi eğer bir hayatında bir zorluk yoksa o zorluğu kendi yaratıyor. Çünkü insanın zorlukla mücadele etme gibi bir zevki var.
Ve bu zevki yaratıyor insan kendisi. O halde çok ben dua ederim. Çok şükür hakiki dertlerim var diye. Bu bakımdan önce hoş görmek, sonra bu hoş görüşün içinde mücadele etmek hiç bıkmadan, devamlı çalışarak ve çalıştığı zaman yaşadığını hissetmek. İşte bunlar insana bu dünyada gerçek cenneti bulduruyor. Onun için şükürler olsun bu virüse ne kadar işe yaradı. Evet. Çok şükür. Evet, evet. Gerçekten şu günleri izlediğimizde ruhsal sağlıkla ilgili uğraşan ve insanlara ışık tutmaya, ilham vermeye çalışan birçok insan için aslında müthiş bir dekor hazırlandı dünyada, değil mi? Tüm insanoğlu hep birlikte aynı anda bir anda fark ettik. Muhteşem bir şey esasında. Anlatmak istediklerimizi, yaşadıklarımızı, edindiğimiz deneyimlerden, acılardan, yanarak içinden geçtiğimiz yerden kendi cennet bahçelerimizi oluşturabilmiş bizler. Bunu anlattığımızda bugünlerde daha anlaşılır olabildiğimizi hissediyorum. Ne dersiniz? Sizce de böyle bir durum söz konusu mu? Çok haklısınız. Bir kere %100 farklılıkların kalktığı bir devre yaşıyoruz. Yani bütün dünya 3. Dünya Savaşı'nı yapıyor bir virüse karşı. Birçok insan, tarih-i kerim benden daha iyi bilir. Birçok insan, birçok lider bunu yapmaya çalışmış. Büyük İskender'e kadar dünyayı birleştireyim tek bir inanç altında. Hiçbir zaman olmamış. Ama şimdi dünya tek vücut. En öndekiler, en arkaya geçti ülke olarak kendini Allah sananlar hiçbir güçleri olmadığını gördüler. Bundan daha büyük bir zevk olabilir mi? Allah'ın takdiri karşısında uzayla bile savaşa hazır olan ülkeler küçücük bir virüsle savaşı beceremediklerini gördüler. Bu Ankebut suresinde Allah-u Azimüşşan onlar muazzam bir ağ örerler bir mühendis edasıyla. Ben o ağı örümcek ağı gibi bir dakikada yok ederim diyor. İşte bunu görüyoruz. Yani tamamen takdiri hüdanın gücünü, kudretini ve bizim aczimizi ama bu aczı rağmen birlikteliğimizi, beraber mücadele etmenin zevkini ve hizmet etmenin, şu ara hizmet etmenin, mesela sizin buyurduğunuz gibi, sizin de yaptığınız kişi gibi bir kişiyi rahata, huzura kavuşturursak o bize o gece rahat uyutuyor. Bir hizmet yaptırdın Allah'ım bana diye. Ve ben çok okurum ve çok söylerim. Ve hep de söylerim derim ki bir mikrop bir vücuda girdiği zaman eğer Allah hasta ol emri vermezse o mikrop hasta bile etmez. Bunu şimdi o kadar çok görüyorum ve yaşıyorum ki demek ki her şey Allah'ın takdirinin içinde ve bizim hiçbir gücümüz yok. 93 yaşındaki halam bu hastalığa tutuldu. İki günde iki paket sigara içiyor. Tık olmadan düzeldi. Tık olmadan. O halde demek ki Allah'ın takdiri hastayı bile hasta eden takdir. Öyleyse vesveseler, kafamızda büyütmeler ne gereği var? Biz tedbirimizi alacağız. Kur'an-ı Kerim ulûl-i emre itaat diyor. Evden çıkmayacağız biz yaşlılar. Tedbirimizi alacağız. Ama hiç üzülmeyeceğiz. Vesvese yapmayacağız. Her şey onun güzelliğiyle alakalı. Şükretmeyi bileceğiz. İşte çok zevkli bir hayat yaşıyorum ben acizane. Evet, evet. Ve biz bu hayatı gerçekten paralelden izlemeye çalışıyoruz. Kerimcim, ne mutlu sana ki böyle bir annenin evladı olarak. Gerçekten tevekkül ve teslimiyet içinde bir enerjiyle yaşam sürüyorsun. Örnek aldığın, oluş halini aldığın kişi zaten o, değil mi? Coelho'nun, zannedersem annenin de arkadaşı, bir tanışıklığı var. Benim de çok severek takip ettiğim yazarlardan bir tanesi. Çok güzel bir sözü var. Öğütlerle ve verdiğimiz tavsiyelerle değil, oluş hali, varoluşumuzla örnek olabiliriz. İşte bu tam bir varoluş örneği değil mi? Gerçek bir teslimiyet örneği annen, hakikaten. Peki seni nasıl etkiliyor? Sen bundan nasıl ilham alıyorsun? Ve her şeye rağmen gerçekten çok canını acıtan bir şey oldu mu? Nasıl şeyler yaşadın diye sormak istiyorum. Olmaz mı? Hayatımızda o kadar ciddi meseleler ile karşılaştık ki. Ama
Önemli olan annem beni şu şekilde hazırladı dünyaya. Dünyaya bakışımız dışarıdan etkilenmek üzerine kurulmamalı. İçten etkilenmek üzerine kurulmalı. Biz içten yanmalı motorlarız diyoruz. Yani şöyle, iç dünyamız ne kadar kuvvetli olursa, iç dünyamız ne kadar kuvvetli olursa dış dünyamızın etkisi o kadar bizi kendi etkisini alabilir. Şöyle derdik, dünyayı değiştiremezsin ama dünyanı değiştirebilirsin. Bu da ne demek? Kendi bakış açımızı değiştirebilmek. Annem hep bunu bana öğütledi. Ve annemin de bir elektronik mühendisi olmamız. Hepimiz buna matematiksel modellemelerle bakmaya daha çok itti beni. Şimdi kendi kafamda böyle naçizane bir ufak bir şey geliştirdim. 3G prensibi diyorum ben ona. 3G prensibi şu demek. 3 tane G'den oluşan hayata filtreleyerek bakabilme metodu. Bunlardan bir tanesi geçicilik, ikincisi görecelik, üçüncüsü de gizem. Diyorum ki eğer hayatta yaşamış olduğumuz bu olaylara, eğer bu 3 filtreden bakabilirsek mutsuzluğumuza aslında bir gerek kalmayacak. Nedir bunlar? İşte biraz evvel bahsettiğim ilki görecelik. Annem bu örneği çokça verir. Göreceli bakabilme noktası. Mesela bir kahve fincanı. Kahve fincanının bir sağ veya soldan hani bir şeyi vardır. Tutma yeri. Evet. O tutma yerini için. Evet. Yerinde bulunduğumuz yere göre. Yani sen mesela o ben bunun hangi tarafında dediğim zaman sen sağında, ben solumda veya ben solumda sen sağında diyeceksin. Ve bundan dolayı aramızda devamlı bir kavga çıkacak. Halbuki ikisi de baktığımız yere göre değişiyor. Dolayısıyla görecelikle bakabilirsek, yani daha doğrusu başka bir insanın bakış açısından bakabilirsek sorunlardan en azından bir filtreyle çözümleyebiliriz. İkinci filtrem geçicilik filtresi. Malum zaten kendi kültürümüzde de olan, sadece bizim kültürümüzde olan değil, evrensel bir şey. Bu da geçer yahu diye bir şeyden bahsediyoruz. Bu ne demek? Her şey geçici. Yani biz kafamızda zamanla sınırladığımız bazı şeylerden dolayı üzüntü duyuyoruz. Halbuki bunu tecrübeli olan insanlar, artık benim de yaşım erdi. Şunu görüyoruz ki birçok hayatımızda senin de bahsettiğin gibi problem yaşamışız, geçirmişiz. Şimdi dönüp baktığımız zaman gülebiliyoruz bu olaylara. O gülebilme kapasitesini daha gençken de yaşayabilirdik aslında. Şimdi en azından bu tecrübelerimizle geçiciliği bir parametre olarak görüp hayatımıza renk verelim. Üçüncüsü ve benim en çok sevdiğim ve en mistiği diyeyim gizem. Gizem ise her işte bir hayır vardır motomuzda söylediğimiz olay. Aslında Allah'ın sisteminde o kadar güzellik var ki, annem de biraz evvel belirtti. Biz biraz onun akışına bırakamıyoruz kendimizi. Eckhart Tolle'un çok güzel bir lafı var. Hayat aslında bir nehir gibi. Nehirin içerisinde taşlar var. Eğer kendini o bırakamazsan o taşlara tutunacaksın ve o taşlar sana zarar verecek. Şu demek değil tabii, hayatta gayret göstermeyelim, çaba göstermeyelim. Tabii ki çaba ve gayret göstereceğiz. Tam da bizim İslam'da söylediğimiz tevekkül inancı. Yani elimizden geleni gerçekleştireceğiz ama eğer olmuyorsa demek ki bu işte bir hayır vardır. Yani bu işin aslında bir iç manası, bir batıni manası var. Onu da anlarsak eğer, o zaman niye üzüleceğiz? O zaman bu üç taneden, üç filtreden bir yerde tutabilirsem ben hayatta üzülmeyi daha aza indirgeyeceğimizi düşünüyorum. Annemden aldığım eğitim itibariyle. Evet, böyle bir annenin elinde büyümüş bir insandan da ancak bu kadar güzel bir mutluluk formülü çıkabilirdi diye düşünüyorum. Hakikaten bu üç tane gizem, görecelik ve neydi? Geçicilik. Geçer. Geçicilik. Yani her şey gelip geçiyor. Hakikaten herhangi bir mücadeleyle karşı karşıya kaldığımızda bu üçünü uygularsak zannedersem mutluluğun formülüne biraz yaklaşmış olacağız değil mi kendi içimizde? Ve çaba konusuna gelirsek emek, çabalamak, evet, olmayan bir şeyi sürekli zorlamak yerine emek verip elinden gelenin en iyisini yaptığına inandıktan sonra tevekkülle akışa, oluşa bırakmak ve görecelik, aynen Kerim'in dediği gibi, kime göre, neye göre değil mi? Başarı dediğimiz şey, mutluluk dediğimiz şey aslında tatminkar bir yaşam. Benim düşünceme göre insanların
hayatlarında çok daha makbul başarıya kıyasla. Çünkü başarı başkalarının gözünden ölçülebilen bir durumdur. Tatmin ve şükür duyguları ise insanın kendi içinde, kendi ruhunda, zihninde ve bedeninde hissettiği, kendi kendine verdiği bir değerdir diyorum. Kendiyle mutlu olmak insanı tatmin ediyor, başkasıyla değil. Ancak kendiyle mutlu olmak. Bunun yolu da galiba, ben sorunuzu beklemeden atladım ama, bunun yolu da Buyurun. galiba Allah'la ilişki kurmak, Yaradan'la ilişki kurmakla alakalı. Onun her an sizi gördüğünü hissederseniz, onun hoşuna gitmeyen bir şey yapmamaya gayret ediyorsunuz. Ve yegane varlık olan Allah'la irtibat kurulunca siz de diriliyorsunuz. Burası çok önemli. Burada Kerim'e çok güzel dinliyorum ben de Kerim'i. Allah bin kere razı olsun. Ama onun hayatı da yani benden dolayı da hiç zor kolay olmadı. Bizim annelerimiz çok mübarek annelerdi ama bizim hayatlarımızı da zorlaştırdılar. Çünkü her şeyden memnun ol dediler. Genciz, acı çekiyoruz. Hayır, ne güzel. Çok şükret dediler. Yani Kerim hep anlatır. Korku filmini bile ne kadar güzel seyrettiren bir anneannem vardı. Onun bile zevkine varamadım der. Yani o bakımdan çok bizi anlayan değil ama bizi çok yönlendiren ve bugünkü mutluluğumuzu sağlayan ebeveynlerimiz oldu. O bakımdan biz çok şanslıyız. Yani sadece Kerim değil, ben de çok şanslıyım. Evet. Ancak izleyicilerimizin kendi kendilerine bahsetmiş olduğunuz şeyleri uygulayabilmekte şu an tahmin edebiliyorum ama çok zor. Hayat beni gerçekten çok zorluyor. Böylesine bir acıyla, mücadeleyle karşı karşıya kaldığınızda dahi de mi bu şekilde davranabiliyorsunuz diye bazı soru işaretleri var ki ben de kendi tecrübelerimden tüm yaşadığımız zorlukların içerisinde evlatla ilgili sınandığımız konularda evlat acısını listenin en başına yerleştiriyorum ve bildiğim kadarıyla sizin de hayatınızda bir evlat acısı var. Bize biraz bununla nasıl başa çıkabildiğinizi, sizde o yaradan içeriye ışık girerken nelerin farkına vardığınızı, zaten tevekkül yolculuğunda olan bir insan olarak nasıl o acının içinden geçebildiğinizi anlatırsanız, aynı acıyı yaşayan insanlar ya da yaşamakta olanlar birazcık güç bulabilirler diye tahmin ediyorum. Şimdi çocukluğumdan beri ben de Allah'la ilişkimde bir lütuf olarak Allah benimle ilişki kurdu. Onun tenezzülü benim haddim değil. Fakat bu aşkla hep onun istediği gibi yaşamaya biraz gayret ettim. Ne kadar becerebildim çok acizim ama evladım öbür aleme yürüdüğü zaman annem bana secde et, Hazreti Fatma'ya eşlik ediyorsun. Peygamber torunlarına eşlik ediyorsun. Onlar ne acılarla vefat etmişti ve peygamber kızı secde etmişti. Sen de secde et. Allah seni özel seçmiş ki senin bunu çekebileceğine iman edip sana bu acıyı verdi dediğinde benim ciğerim çok yanıyordu. Hatta gidip elimi yaktığımı bilirim. O acıyı duymayayım yani içimdeki acıyı duymayayım elimin acısından diye. Fakat şu vardı. İçimde bir huzur vardı. Bir merhem vardı içimde. Yani bunu bana Allah vermişti. Verdiğini geri almıştı. Fakat beni bırakmamıştı. Beni koruyordu, sarıyordu. Bana tenezzül ediyordu. O zaman annem bana dedi ki, gerçek tasavvuf, yani dervişlik, acıyı acı görmemek, acıyı bal bilmek dedi. Ben onu anladım. Yani huzurla acının bir arada nasıl yaşanabildiğini. Acı var ama huzur da var. Ve o zaman şu var, siz çok iyi anlarsınız bunu. Bütün gücünüzle, yani etrafınızda çok insan var, sizin acınızı paylaştığını söyleyen, sizi çok seven. Ama hepsi eve gittiğinde hiç o acı onlarda kalmıyor. Hepsi eve gidince kendi çocuğunun, kendi eşinin derdine düşüyorlar. Ama acı bende duruyor. O halde benim acımı geçirebilecek olan tek kuvvet ancak yaratıcı. Ve öyle bir sığındım ki Allah dedim. O hani doğum anında insan bir
Allah der ve ölmeye hazırlanır ya, o kadar acılıdır. İşte o anı yaşadım ben. Bu bir doğum anıydı. Ve Allah bana tenezzül etti. Yardım etti. Ve o acıyı yavaş yavaş sıvadı. Merhemle her gece dua ettim. Her gece bu acıyı al içimden, daha çok hizmet edeyim dedim. Şimdi siz beni çok iyi anlarsınız. O kadar şükrediyorum ki bunu yaşamış olduğuma. Zira bunu yaşadığım için evlat kaybetmiş annelere medar olabiliyorum. Hizmet edebiliyorum. Onların acılarını paylaşabiliyorum. Onların şükretmeleri gerektiğini yaşamış ve hal etmeye çalışmış bir insan olarak anlatıyorum ve daha tesir edebiliyorum. Sizin demin buyurduğunuz gibi yaşamadan, etmeden, dışarıdan okunan hadiseler insana tesir etmiyor. Ancak yaşanınca ediyor. Dolayısıyla niye bizi seçmiş, niye sizi seçmiş, niye beni seçmiş, niye Kerim'i seçmiş? Çünkü bizim hizmetimizi istiyor. Bizim bunları yaşayıp etrafa faydalı olmamızı istiyor. Olmamızı istiyor. O onu yapabilirse Çok güzel. ne mutlu. Evet. Evet. Evet, biz de hizmetindeyiz zaten hep beraber. Gerçekten ağzınıza, yüreğinize sağlık. Eminim ki sizin bu cümlelerinizi dinlemek aynı acıyı yaşayan birçok anneye, babaya merhem olacaktır. Tam da dediğiniz gibi bu tarz mücadelelerde yaşadığımız bizleri üzen, dizlerimizin üzerine oturtan olaylarda gerçekten yaşadıktan ve iyileştikten sonra bunu insanlara aktarabiliyoruz. Tecrübesi, deneyimin içselleştirilmesi işte tam da bu anlarda oluyor. Ve işte teslimiyet, tevekkül yolculuğu da bu şekilde geliyor hepimize. Küçük bir ara vereceğiz şimdi. Kültür Sanat Ekranı'nda Ecem Koç, sanat dolu sohbetiyle sizleri ünlü isimlerle bir araya getiriyor. Bu hafta sonunun konukları Borusan Sanat'ın Genel Müdürü Ahmet Erenli ve Tiyatro Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yeşim Özsoy. Kültür Sanat Ekranı bugün 19'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu Eko Türk'te. Duman kokusu mu? Duman, yangın, alevler. Hemen alo 177'yi aramam lazım. Daha hızlı geyik kardeş, daha hızlı. Ha? Alo 177, ormanımızdan dumanlar çıkıyor. Anlaşıldı, hemen ilgileniyoruz. Yangına seyirci kalmayalım. Ormanda herhangi bir duman ve alev gördüğümüzde Alo 177'yi arayalım. Ben Şevin Ekinci.
Yeni haftada gündem nasıl şekillenecek? Küresel ekonomiyi hangi parametreler yönlendirecek? Dünya ve Türkiye'de piyasaların yönü ne olacak? Yeni haftanın gündemi ne olacak? Nasıl etkileyecek? Sorular hafta başlarken de yanıt bulacak. Hafta başlarken ekonomist Şevin Ekinci'nin sunumuyla her pazartesi 11'de Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Kerim'cim, senin bu konuyla ilgili senin pencerenden yaşadıklarını merak ediyorum. Çünkü benim kendi oğlum Daniel'le yaşamış olduğum şu an 17,5 yıldır verdiğimiz mücadelede aynen anneciğinin dediği gibi daha en başlarında çok güzel bir hikaye gelmişti bana seçilmiş anne olduğumla ilgili. Tabii onun verdiği ruhani güçle ben bu yola devam ettim. Benim hikayem olduğu için anlattım, paylaştım. Fakat bu hikaye içerisinde ailenin diğer bireylerinde, diğer çocuğunda kendi penceresinden yaşadıkları var, evrildiği duygular var. Sen biraz ondan bahsetmek ister misin? Senin pencerenden neler görünüyordu? Evet, çok doğru. Tabii biz bunları yaşarken tabii bir sürü problem yaşadık. Benim de tabii annemin kızı, benim de kardeşim. Gülümü kaybettikten sonra birçok moralimiz ve şeyimiz çok daha farklı bir noktaya gelmişti. Ama şu an görüyorum ki o yaşamış olduğumuz olaylar bizi çok geliştirdi. Sende de bu var Özlemciğim. Ben senin hayatını gayet yakından iyi bildiğim için nasıl bir hale getirdiğini görüyoruz. Ve şu benim hep aklıma geliyor. Allah kuluna taşıyamayacağından daha fazla yük vermez. Demek ki bizi seviyor, bizi de taşıyabileceğini görüyor. Bize biraz iltimas geçmiş o konuda, sağ olsun. Şöyle bir hikaye var. Japonların meşhur bir sushi hikayesi var. Onu anlatmak isterim kısaca. Şimdi malum Japonya'da sushi çok yeniyor. Fakat halk sayısı arttıkça balıkları yetiştiremiyorlar. Dolayısıyla gemiciler artık daha uzaklara gitmek zorunda kalıyorlar. Ve gemiciler gider gelirken sushi malum bildiğiniz gibi çiğ bir balık ve taze yenmesi gerekiyor. Tazeliğini kaybediyor balıklar. Bunu nasıl çözeceğiz diye gemilere en sonunda diyorlar ki yani döndüğümüz zaman çiğ balık yapamıyor yani taze balık yapamıyoruz. Gemilerin içerisine bir tank koyalım. Bu tankın içerisinde balıklar dursunlar. Böylece ölmemiş olacaklar. Döndükleri zaman da işte taze balık ikram edecekler. Gel gelelim balıklar o tankların içerisinde yaşıyor gibi olsalar da gene de öyle bir atalet içerisinde kalıyorlar ki döndükleri zaman gene aynı şekilde tazeliklerini koruyamıyorlar. O zaman Japonlar şöyle bir akıllılık yapıyor ve içeriye o tankların içerisine birer ufak köpek balığı koyuyor. Şimdi ufak köpek balıkları o canlılar yani içerideki hayvanlar öyle bir şeye geçiyor, motivasyona geçiyorlar ki kaçıyorlar. Tabii birkaç tanesi yeniyor belki ama arada kaçanlar kendilerini hep her zaman diri tutuyorlar. İşte benim çok hayatımda böyle çok tatlı bir köpek balığım var. Beni her zaman diri tutan. Dolayısıyla o köpek balığının yani burada köpek balığı negatif bir şey gibi algılanıyor aslında ama hayır. Hayatta bu köpek balıkları sayesinde biz diri kalıyoruz. Çünkü önemli olan diri kalmak ve diri kaldığımız surette eğer biz başka insanlara fayda sağlayabiliyoruz. Annemin vermiş olduğu öğretide hep bunu gördüm. Bizim mutluluklarımız başka insanların mutluluklarıyla alakalı. Başka insanları ne kadar mutlu edersek biz o zaman mutlu oluyoruz. Çünkü gerçek manada mutluluk materyale bağlı bir şey değil. Çünkü materyal her zaman kaybolmak, ölmek durumunda ve hayatımızı buna bağlı olarak, mutluluğa buna bağlı olarak erişmeye çalışıyorsak da bu aslında çok büyük bir bitiyor. Yani bir yere ulaşmıyor. Dolayısıyla evet. Ben çıkardığım sonuç hepimizin, senin de yaşadığın, benim de yaşadığım, annemin de yaşadığı bu bela gibi gözüken olaylar ki bela kelimesi aslında Arapça'da sınav demek. Biz belayı biraz Türkçe'ye getirdiğimiz zaman
farklı manada kullanıyoruz. İşte felaket, kötülük manasında kullanıyoruz. Evet. Halbuki bela bizim sınavlarımız. Sınavlarda da geçelim değil mi? Yani ilkokul seviyesinde kalmayalım. Ortaokula, oradan liseye, hatta üniversite seviyesine çıkalım. Ve şunu bilelim ki üniversite seviyesinin de gelen sınavla ilkokul seviyesine gelen sınav aynı olmayacaktır. Doğru. Sınavlar biraz daha ağırlaşacaktır. Hele dersler alınmadıysa sınavlar tekrar tekrar ders alman için biraz daha zorlaşarak gelecektir, değil mi? Çok sevdim bu köpek balığı örneğini, şu an senden ilk defa dinledim. Tabii hemen kendi hayatıma uyarlıyorum. Daniel'le şu an 49. ameliyatı geçirmiş bulunmaktayız. İlk 8-10 yıl savaştıktan sonra tek aynı şeyleri yaşadık ve yeniden hayati 3 fonksiyonu, en önemli hayati 3 fonksiyonu yapamayacak vaziyette. Konuşma, yemek yeme ve nefes alma maalesef kilitlenmiş durumda. Yeniden mücadele var. Sınavlar bitmiyor. Ancak Cemal Nur Hanım'ın biraz önce söylemiş olduğu hikayedeki gibi, hani beni unuttun mu diyecek vaktim yok. Beni hiç boş bırakmıyor. Sürekli eli üzerimde gibi. Ama şükürler olsun diyorum. Hakikaten şükürler olsun. Ancak bu şekilde yaşam içerisinde çok güzel bir döngü, çok güzel bir kısır döngü içerisindeyim. Tam tersine insanlara da yaşamış olduğum tecrübeleri aktararak onların hayatında bir yerlere dokunup ışık tutup onlara vermiş olduğunuz güzel duygulardan daha da fazlasıyla manevi olarak beslenme halindeyim. Şunu fark ettim, amacı olan bir yaşama sahip olmak. Hayatının amacı zaten amacı olan bir yaşamı ortaya sunabilmektir ve hayat amacı bir şeylere sahip olmaktan geçmediğini fark ettim çok erken bir yaşta. Bunlar maddesel, hani daha büyük ev, daha büyük araba gibi şeyler değil ama insanlara yapabileceğimiz bir şey. Gerçekten yaşamaya başladığımı hissettiğim gün benim için, kendim için, kendim dışında bir başka bir insana yapabildiğim şeyleri hissettiğim gün olmuştur. Ve insanların benim demeye devam ettiklerince mutluluğundan daha uzaklaştıklarını fark ettim. Yani hayatımızda neye benim diye sahiplenmeye çalışırsak bununla ilgili sınavlar yaşamaya başladık. Ben Cemal Nur Hanım'a bunu sormak istiyorum çünkü kendisi bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ben benim demediğin sürece mutlulukla, yaşamla bir dans başlatıyoruz, değil mi Cemal Nur Hanım? Efendim, Kur'an-ı Kerim bunun müjdesini veriyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki cennetin kapıcısının adı Rıdvan. Yani razı olduğun her şey seni cennete sokar. Bu alemde başta, sonra öbür alemde. Bu alemde cenneti bulamayan öbür alemde gidemeyecektir zaten. Cehennemin kapıcısının adı Malik. Benim dediğin her şey seni cehenneme sokar. İşte bu idrakla yaşadığımız sürece bir de bana ait ne var? Geçen gün Kuşların Dilinden diye TRT1'de Mantık Uttayır, Feridettin Attar'ın hikayeleri anlatılıyor. Orada çok güzel bir şey anlattılar. Adamın bir tanesi vasiyet ediyor çocuklarına, bir çorap, bir tek ayağıma bir çorabı giydirin de beni öyle yollayın öbür aleme diye. Çocuklar bu vasiyeti yapmak üzere hocaya gittiklerinde hoca zinhar, bu haramdır diyor. Çocuklar çok üzgün. Bir vasiyet ne olacak diyorlar. Sonra gidiyorlar kadıya. Kadı son derece bunları tersliyor. Defolun gidin. Böyle şey mi olur? Bu bidattır. Çorap giyilerek yollanır mı öbür aleme diye. Çocuklar çok üzgün. Babaların isteğini yerine getiremedikleri için. Orada bir adam geliyor. Babalarından ikinci bir vasiyet getiriyor. Ve şöyle diyor adam. Görüyor musunuz? Bir çorabı bile öbür tarafa götüremedim. Size bıraktığım paraları ona göre harcayın. Görüyoruz ki bizim elimizde hiçbir kuvvet, kudret yok. Hiçbir mal yok. Bize ait hiçbir şey yok. Evlat yok, çocuk yok, koca yok. Ama onlar hepsi güzel. Onların hepsini seviyoruz. Ama hiçbirine tapmamayı öğrenmek zorundayız. Taparsak onlar için yaşarız ve devamlı kırılırız. Mutluluğu elde edemeyiz. Sevelim, tapmayalım. Halil Cibran'ın dediği gibi evlilik bile iki sütun üzerine kurulan bir mabettir. Yapıştırmayın sütunları diyor. O zaman yıkılır. Aralarından Allah aşkına geçecek kadar mesafe bırakın. Bütün bunlara bakarsanız
Yaratılmışı sevelim, halimizden memnun olalım ama hiçbir şeye tapmayalım çünkü bize ait hiçbir şey yok bu alemde. Ama bu mücadelemizi de bıraktırmasın bize. Bıraktırmadan, evet. Evet, çok şahane sözlerle açıkladınız gerçekten, çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki insanoğlu bu yapmış olduğunuz güzel sohbetteki bize vermiş olduğunuz bu güzel fikirleri uygulayabilecek kadar hoş yaşamlar içerisinde evrilmeye devam eder. Çünkü her şey gelip geçici, her derdimiz bir şekilde gelip geçecek. Bu arada yaşadığımız o çok büyük mutluluklar, o anlar da gelip geçecek. Hiçbir şey yerinde kalmıyor. Evet, Kerimcim, sana bir soru yönlendirmek istiyorum. Yazarlık, yayın evi yöneticiliği, kitaplarla içicisin. Sevgili annenin bugüne kadar kaç kitabı çıktı acaba diye bir soru sormak istiyorum. 45 oldu. 45 oldu. Annenin. Evet, evet. Şahane, şahane. Ve hepsi tasavvuf konularıyla ilgili ve yaşamda çıkarmış olduğu dersler, tecrübeler, deneyimler, tevekkül ve teslimiyet zannedersem, değil mi, konular olarak? Kitapların kitaplar üç kategoride aslında. Bir grup, evet, senin de bahsettiğin gibi bir grup Kur'an şerhleri, Kur'an üzerine yazılmış olan şerhler. Hı-hı. Bir grupta İbnül Arabi Hazretleri'nin yazmış olduğu Füsusül Hikem adlı muhteşem kitabı, belki de İslam tarihinde en çok üzerinde şerh yazılmış kitap Füsusül Hikem. O kitap konusunda bazı şerhleri var annemin. Dolayısıyla aslında bayağı bir geniş perspektif var. Evet. Peki bize tavsiye edebileceğin bir kitap, özellikle bu yaşadığımız pandemi günlerinin, ki dünya biraz sonuna gelmeye başladı. İnsanlar sevdiklerini kaybettiler. Birçok insan devletlerin uygulamış olduğu sistemler içerisinde finansal zorluklar belki yaşayacaklar. Sonuçta her bir tarafından bütünsel olarak baktığımızda yaşam içerisinde bedenlerimizin hareket edememesinden ötürü de 2-3 ay süre içerisinde zorluklar yaşadık, mücadeleler var. Bu mücadelelerle başa çıkarken onların okumaktan keyif alabilecekleri ve ruhlarına yol gösterebilecek Cemal Nur Hanım'ın hangi kitabını tavsiye ederdin bunların arasından? Bu dönem içerisinde aslında çok hoş bir kitap çıkardık. Yusuf suresinin şerhi. Ve annem bu Yusuf suresinin şerhini, aslında bayağı da güzel bir tevafuk oldu bu döneme gelmesi. Çünkü Hazreti Yusuf'un hayatı, aslında kitabın da adını koyduk, Aşkın Hikayesi. Bir aşkın hikayesini anlatıyor. Ve hikaye nefsani gelişimimizi anlatıyor. Malum Kur'an'da üç şeyden bahsedir. Emmare, levvame ve mutmainne, nefsin kademelerinden bahsedir. Ve Yusuf'un hikayesinde bütün bunları görüyoruz. Yusuf'un bir insanı kamil olma hikayesinde. Ve bütün bunların içerisinde çok hapis, kuyu gibi birçok metaforlar var. Ve bu metaforların içerisinde de aslında ne kadar mücadeleden geçtiği, bu peygamberin nasıl mücadelelerden geçtiği konularına çokça güzel değinilmiş. Dolayısıyla bu dönemi aslında rahat anlamak açısından çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum, Yusuf suresinin. Evet, evet, çok güzel. Bu tavsiye için teşekkür ederiz. Çünkü bugünlerde biliyorsun, ben de bütünsel yaşam rehberi olarak vermiş olduğum hizmette insanlara çok hoşlarına gidiyor. Ellerinde tutabilecekleri bir rehber, bizim verdiğimiz rehberliğin dışında. Okumak, bilgilenmek, insanın kendi işletim sistemini öğrenmek. Ben şunu da eklemek istiyorum biraz evvelki konuşmaya. Bazı kelimeler yine etimolojik olarak çok değerli. Fakat bizim etimolojik anlayışımızda bazı değişimler yaşamış bu kelimeler. Mesela enayi kelimesi. Enayi kelimesi Arapça ene, yani ben kökünden geliyor. Dolayısıyla aslında kelimenin genel anlamı ben diyen insanların enayi olması. Fakat ne yazık ki bizim toplumumuzda bu biraz şeye uğramış, sekteye uğramış ve sanki kendisinden yararlanılan insanların enayi olduğu söyleniyor. Halbuki gerçek manada enayi hep ben diyen insandır. Dolayısıyla bunu da eklemek istedim.
Yayın evi bu çok güzel bir çok çok güzel bir ekleme oldu ve çok neşelendirdi Cemal Nur Hanım'ı da görüyorum. Bir sözü oraya bırakmak istiyorum. Efendim ben de acizane evet. Dinle kitabımı tavsiye ediyorum bu devrede. Dinle kitabında insan birçok konularda tasavvufun onu nasıl rahatlattığını, sıkıntı ve bela anında kalbinde huzur bulmanın nasıl olabileceğini anlatan bir kitap. Küçücük bir kitap, kolay okunan bir kitap. Yani şu sıralarda onun insanlara çok huzur vereceğini düşünüyorum. Ama mesele kabulden geçiyor. Sizin de buyurduğunuz gibi kabul ve mücadele. Yani herkes şu anda hayırlı bir iş yapabilir. Mesela Peygamber Efendimiz sadaka verenin ömrü uzar diyor. Halbuki biz biliyoruz ki ömür milim milim bir hesaplanmıştır ve asla değişmez ölüm tarihleri. Ne demek istiyor peygamber? Kendinden önce başkasını düşünürsen, ona bir yardımda bulunursan, işte ölü olan ömrün diri ömür haline geçer ve senin ömrün uzamış gibi olur. Dolayısıyla ölü ömürleri diri hale geçirmek lazım. Hep mutluluk, hep huzur zannettiğimiz geçici zevkler içinde yaşarsak ölü yaşamaya devam ederiz. O zaman da hep ben diyen enayilerden oluruz Kerim'in dediği gibi. O halde dirilmeye gayret edelim. Diri olalım. İnşallah dirilikleri hissedelim. Hep hizmet edelim. Hep faydalı olalım. Benim derdim o efendim. Evet. Böyle sizi dinlediğimiz zaman öyle güzel anlatıyorsunuz ki gerçekten insanın içine kolaylıklar veriyor. Sonra televizyonu kapatıp kendi hayatlarımızın içine döndüğümüzde tekrardan başlıyor o mücadele, değil mi? İnsanlara zor geliyor. Zihinlerinde konuşan sesleri ben zannettikleri için ve o sesler de çocukluklarımızdan gelen kodlamalarla inanış kalıplarına dönüştüğü için sürekli sanki arabanın direksiyonunda oturan zihin istediği yere kırıyor, bizi istediği yere çekiyor ve peşinden o inanışlarla gidiyoruz. İşte o anda uyanışa geçebilmek, fark edebilmek, anda kalabilmeyi tecrübe etmek ve artık geçmişe hayıflanmak ya da gelecek için endişelenmemeye çalışmak. İnsanoğlu bunu yapmakta çok zorlanıyor. Ancak artık bunun hakikaten teknikleri var, rehberliklerle insanlara öğretilebiliyor. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Nasıl kendilerini eğitebilirler? O kadar güzel anlattınız ki aslında Allah bizi eğitiyor. Ama biz kendi kendimizi eğittiğimizi de zannediyoruz. Hadiselerle Allah bizi çok güzel eğitiyor. Burada buyurduğunuz gibi dinlerken çok zevk alıyoruz, hal etmeye çalışıyoruz. Ama iyi ki birden adam olmuyoruz yani. Birden adam olsak çok şükür evliya oldum deriz ve kendimizi bir şey olmuş zannederiz. Halbuki benim çok hayatımda bir tecrübem vardır. Ben işte kızım öldüğünde bunu daha kolay kabullendim. Hatta kendimi biraz beğenmeye de başladım. Ya ben de fena değilim galiba. Gerçekten bütün acıların içinde bunu kabullenebildim falan diye. Sonra birkaç gün geçti. Yani gülüm öleli birkaç ay olmuştu. Kerim bir bardak kırdı. Ben bir üzüldüm. Ya Kerim'in canına okudum. Bu benim sevdiğim bardak. Sonra bir an düşündüm. Dedim ki yani ben evladı daha kolay verdim ama bir bardağı şurada veremiyorum. Ne kadar acizim. Ve Allah'ım bana yardım et de ben bu alemde taptığım her şeyi gönlümden çıkarayım. Çünkü ancak mutlu olmanın yolu buradan geçiyor. Ve burada acizimi de gördüm. Yani tam adam olamadığımı. İşte bunu tasavvufta korkuyla ümit arasında yaşamak deniyor. Mevlana diyor ki iki kanadın olmazsa uçamazsın tek kanatla. Yani yarın ne olacağım belli değil ama bu bana bir vesvese vermiyor. Ben irtibatımı arttırayım ki Allah bana yanaşsın. O zaman dünya zevk haline gelsin. İşte bu idraki yaşadığınız zaman vallahi bu dünya çok zevkli. Yani eminim ki siz de bu kadar sıkıntının içinde gene o zevki hissediyorsunuzdur. Ve sizin o zevki diğer çocuklarınızı aksettirişiniz onları da diri tutuyordur. Burada yani benim de yapmaya çalıştığım aynı şey. O zevki aksettirmek.
Çünkü annenin mutluluğu evet. evladı da mutlu ediyor. Olaylardan etkilenmemeyi öğreniyorlar. İnşallah hep yapabilelim diye dua ediyorum. Evet, evet. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki böyle bir saat değil, saatlerce insanın program yapısı geliyor sizi dinlerken. aynen söylemiş olduğunuz gibi tekrar tekrar bir konuya vurgulamak istiyorum. Çünkü birçok insanın bildiği gibi üç çocuk annesi ve Daniel'le yaşadığım özel hikayeden ötürü annelik tarafından sınanmış ve bazı dersleri doya doya almaya devam eden bir insanım. Verdiğiniz örnekte ben de hemen dinlerken kendi hayatıma bunu çektim. Bu kadar büyük acılara, mücadeleye rağmen nasıl da o acı içerisinde huzur duyarak ama acizliğimi de keşfetme serüveni. Bu beni kendimde keşfettiğimde çok şaşırtmıştı gerçekten. Çünkü benim yaptığım ve benim elim olan bir şey değil. Zaten her şey yolunda ve akışında. Ben yalnızca teslimiyet ve tevekkül içinde yaşam enerjimi en yükse tutmaya çalışarak diğer evlatlarıma, kendime, tüm sevdiklerime, aileme yardımcı olabilirim. O yüzden anneler, sevgili anneler, aynı zamanda sevgili babalar, evlatlarınızla ilgili ya da hayatlarınızda herhangi bir problemi yaşarsanız yaşayın. Lütfen enerjinizi yüksek tutmaya çalışın. Hasta bir evladın başında, saçın başın darmadan sabahlara kadar aç kalıp enerjini bitirmek yerine önce kendinize sahip çıkın ve yola devam edin. Sizin enerjinizden, sizin sevginizle besleniyorlar, sizlere güveniyorlar. O yüzden mücadelelere şükredip yolumuza devam ediyoruz. Çünkü her şey gelip geçici. Size örnek alıyor insanlar diyorum. Ve çok büyük bir hizmet evet. olarak görüyorum yaptığınızı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Ben beni kırmayıp bu yepyeni, taptaze televizyon programıma, benim bu konudaki serüvenimin daha ikincisindeyiz. Küçücük bir adım attık. Katıldığınız için yürekten, kalpten teşekkür ediyorum. Güzel sözlerinize, bizle paylaştığınız her şeye sağ olun, var olun. Kerimcim, Cemal Nur Hanım, çok çok, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sonsuz sevgilerimizi yolluyoruz. Evet sevgili seyirciler, bize verilen sürenin sonuna geldik. Tadına doyamadığımız bir sohbet sevgili Cemal Nur Sargut ve Kerim Güç'le bizleri gerçekten derinden aydınlattı. Mutluluğun sırlarını konuştuk. Hayat ve mücadelenin bizi nasıl ayakta tuttuğunu, inançlarımıza sahip çıktığımız sürece mutluluğa giden yolda emin adımlarla yürüyebileceğimizi anladık. Verdiğimiz sürece hiçbir şey kaybetmeyiz. Ancak elimizde tutmaya çalıştığımız sürece bu kayıplara uğrayabiliriz. Sevgiyle ve ışıkla kalın. Haftaya yeniden bu ekranda sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın.